Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugünkü video görselimizde sanayinin, mekanikçiliğin yani öğretmenlik, doktorluk, polislik dışındaki mesleklerin bir sanat olduğunu söylemektir. Bildiğiniz gibi ben de okuyan biriydim. Orta 2'den 3'e geçtim. Sonrasında işi kulaklarımda işitme kaybı nedeniyle İstanbul'a çalışmaya gittim. 15 yaşında başlamıştım sanırım. Öyle çıraklıklar yaptım. Ondan sonra kulaklığı almıştım. Dayım çalışacak mısın yoksa okuyacak mısın diye sormuştu. Ben karar vermemiştim ama oradaki iş yerinde uyuyan arkadaşlarım, iş yerinde kalan arkadaşlarım oku demiştiler. Ama dayım bir daha o soruyu sormadı, kaldık ve böylece okul dönemim bitti. Her neyse, Samsun'a memlekete dönünce o okuyan arkadaşlarımı görünce saklambaç oynuyordum, utanıyordum. Neden? Çünkü okumanın dışındaki meslekleri küçümsemişlerdi. Utanç durumuna getirmişti. Ne demişlerdi? Okumazsan sanayiye düşersin dediler. Oysa ki bu günlere geldim, sanayicilik, tarımcılık, hangi meslek olursa olsun hepsi bir sanat. Bunlardan öyle güzel ustalar çıkıyor, öyle pratik yapabilen ustalar çıkıyor ki sanatkarlar dolu. Ama halen okumazsan sanayiye verirler sözü halen geçerli ama lütfen bu meslekleri küçümsemeyelim. Bu meslekleri sevenler var, çocuklar var. Mesela mekaniğe meraklı bir sürü insan var. Mekaniğe benim oğlan var, gidiyor bisikleti boyuyor, söküyor, halatını yapıyor. Meraklar bunlar daha 3. sınıfa gidiyor. Şimdiden gelişmeye çalışıyor ama bakın iş yerine getirmiştim. Çalıştı. 3 gün çalışıyordu. Ondan sonra arkadaşları geldiği için onlarla oynamayı istiyor ayrıca. Ben onun küçüklüğüne oynayamam demiştim size değil mi? Çocukluğuyla ama eleman aldım. Beni eleman al diye kızmış, kırılmış. Tabii yine gelebilir. Yine gelebilir. Çalışabilir çünkü meraklı. Onun geleceğiyle yine oynayamam. Mesleği yani şimdiden öğrenmeye başlarsa ileride beni bile sorular, kat be kat sorulayabilir. Buna da engel olamam tabii. Arada getiririm. Hem oynar hem bir şeyler öğrenir, beynini geliştirir. Ama bu çocukları evlere mahkum ettiğiniz zaman ne oluyor? Tabletleri açıyorlar, tabletlerin içinden çıkmıyorlar, tıkır 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 oynuyorlar. Ondan sonra bağımlılık yapıyorlar. Belki internette yanlış yerlere gidiyorlar. Avere duran insanın psikolojisi bozuluyor. O yüzden daima çalışmalı, bir şeyler yapmalı. İşin dışında da oynamalı, kırlara, doğaya gitmeli. Hayat böyle olmalı. Maalesef ki her aile çocuğunun okumasını istedi ama başarılı olmayanlar var. Mesela okulda başarısız ama birçok dalda, mekanikte falan çok başarılı insanlar var. Hatta o başarıyı okuyan başarılı insanlar bile yakalamayacak bir kapasitededir. Bunu zaten takip eden öğretmenler olacaktır, doktorlar olacaktır, doğrulayacaklardır inşallah. Ben de sadece tekstilde çıraklık yaptım, dayak yedim, ustam bağırdı, çağırdı. Artık mecburduk, çalışacaktık, çalışmam gerekiyordu. Ailem de büyük umutlarla göndermişti beni İstanbul'a, bunu yerine getirmem gerekiyordu. Ama aile sen çalış deyip de ona çalışması tavsiye etmezse çocuk ne yapar? Çalışmayı da istemez, böylece ne olur, tembel bir nesil ortaya çıkar. Sanayiye vermeseniz de zaten oynadıkları zaman, internet olmadığı zaman ne yapıyorlar? Koşuyorlar, 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 koşuyorlar. Tıkır 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 basmadık yeri bırakmıyorlar.
Bunda da yoruluyorlar tabii, iş yapmaya da hevesler. Günümüz insanı, günümüz gençleri iş yapmanın kendilerinin iş yapmakla küçük düştüğünü sanıyorlar. Hayır ya. Çalışmazsanız, iş yapmazsanız asıl o zaman küçük düşüyorsunuz. Yani çalışkan olursanız zaten göze batarsınız. Tembel olursanız yine göze batarsınız. Tembel diye göze batarsınız ama çalışmak ayıp değildir. Aksine çalışkan insan ayrıca bir güzeldir. Güzel insandır çalışkan insan, sanatkar insandır. Günümüz 17-20 yaşına kadar gençler var. Çok tembeller, tembel çok, yani çalışmıyorlar, iş yapmıyorlar. Çünkü gençliklerinde küçük yaşlarda aşılanması gerekiyor. İş yapmaya alıştırılması gerekiyor. Mesela bu sizce yanlış gelebilir ama mesela örnek vereyim, Japonya'da çocuklar da birinci, ikinci sınıfa gidiyorlar. Anaokulundan itibaren başlıyorlar. Kendileri tabaklarını alıyorlar, masaya koyuyorlar, masalarını siliyorlar, okulu temizliyorlar. Hiç sıkıldıklarını görmedik çünkü öğreniyorlar. Okulu öğretiyor. Belki de aileleri de öğretiyor. O zaman ne olur? Bir evde aile çocuklar bozuyor, anne baba topluyor. Hep böyle. Ama okulda, Japonya'ya göre okulda öğretiyorsalar çocuklar kendi evlerini toplarlar değil mi? Ya da sabunu mesela çorabı çıkarıp ortalığa atıyorlar değil mi? Eğer öğrendikleri zaman çorabı ne yaparlar? Çıkarıp şeye atarlar, çamaşır sepetine atarlar. Bu şekilde aile de yorulmaz. Kendileri temiz bir birey olur. Toplu, düzgün, düzenli birey olur değil mi? Ama bizim orada öyle 13-17 yaşına kadar geliyorlar. Tıkır tıkır oyun oynuyorlar. Eskiden el işi yaparlardı. İnternet yoktu, el işi. Ölürdüler, cember öldüler. Genç kızlarımız öyleydi. Şimdi de ne yapıyorlar? Ellerinden internet düşmüyor. Fotoğraf makineleri düşmüyor. Günümüz çok değişti. Artık okusun da doktor olsun, öğretmen olsun gibi dayatmaları da onların gelecekleri önüne geçiyor. Sonra 20-30 yaşına geldin mi öğretmen olamadın. Bildiğin bir meslek de yok. Hazırda cebinde yedek iş de yok. Sonra sıkıntı, bunalımlar oluyor. Yapmayın arkadaşlar. Okul eğitim sistemimiz bile belki Japonya'nın bir benzeri olabilir. Çocuklar geliştirilebilir, eğitilebilir. Çocuk okumuyorsa, başarılı olduğu alan neyse, meslek okulunda verirse sonra sanayinin istediği dalında, istediği dalda tarımcılık, hayvancılık, öğretmenlik, araç tamirciliği, egzoz tamirciliği, icraat, oluşturma, mekanik tamir veya mucitlik bir şeyler geliştirebilir. Bir genç yaşlarda başlarsalar tabii büyüyünce öyle şeyler yapabilirler ki, makineler üretebilirler, o çok şeyler yapabilirler değil mi? Bir de okulda eğitim sistemlerinde çocuklar zekalarına göre mesela hangi alanda, mesela matematiğe kafası çalışmadı ama fen biliminde çok çalışıyor, ona göre eğitilmeliler. Bilmediği alanda eğitime zorlayıp da o çocuğu okuma zevkinden pes ettirmemeliler. Ya da başarısının önüne duvar örmemeliler. Matematikte başarılı olan diğer derste başarılı olmuyorsa, matematik alanına hangi meslekler giriyorsa o mesleğe yönlendirilmeli. Bunu da tabii devletin yapması gerekiyor. Dediğim gibi arkadaşlar, konumuz hatta hamallık yapan insan da para kazanıyorsa, aileyi karnını doyuruyorsa, bunlar da bu meslekte şereftir. Helal paradır, alın teridir. Asla küçümsenmemelidir. Bu meslekleri yapan insanlara saygı gösterilmelidir. Çalışıyorlar çünkü. Her neyse, bundan sonraki videolarda inşallah, ne bileyim, inşallah görüşmek dileğiyle. Bakın, dur şimdi bitirmeyeyim. Bakın, sanayilerin çoğu çırak bulamıyorlar, eleman bulamıyorlar. Ne yapıyorlar? Afganlar geliyor, Suriyeliler geliyor, gençler geliyor.
oradan buradan yabancılar gelip de sanayinin açığını kapatıyorlar. Bizim gençler ileride bu sanayiciler bu ülkeden kendi ülkelerini sevdiği için, sevdikleri doğdukları vatana geri göçtükleri zaman sanayide açık oluşacaktır. Avrupa'da zaten sanayicilik, mekanikçilik bitmiş. Mesela Avrupa'da ne yapıyorlar? Sadece montaj yapıyorlar. Yaptıkları işçilik ise aldıkları parçadan pahalı olduğu için, yani parçanın tamirinden kat be kat pahalı olduğu için montaj yapıyorlar. Zaten Gurbetçi abilerimiz anlattı. Orada parçayı kendileri alıp Türkiye'den bazı ustalara taktırıyormuşlar ya da tamir ettiriyormuşlar. Orada servislere falan gidince ise parçayı tamir etmek daha pahalıymış. O yüzden montaj etmek daha uygunmuş ama montajın bile parası pahalı, parası çok yüksekmiş. Ama Avrupa'da bu şekilde mekanikçilik, sanayicilik maalesef görmüştür. Sadece montajcilik gelişmiştir. Yani sanayi sanatı, zanaatı, sanatı ölmüştür Avrupa'da. Ancak Türklerin bazıları Avrupa'daki mekanik tamir sanatını yaşatıyorlar bence. Ben mesleğimden, sanayici olduğumdan dolayı gururluyum. Alın terimle kazanıyorum, çalışıyorum. Hatta eşek gibi çalışıyorum sonuçta. Boş spor da yapmış oluyoruz. Sanayide çalışınca ağır iş de yapmış oluyoruz. İşleyen demir pas tutmuyor biliyorsunuz. Bir de yatıp da pas tutmaktansa çalışıp da kas tutarız. İyi günler.